Kadir, koş gel çabuk. Ayşe Hanım'ın kocasıyla tanışma hikayesi çok enteresan. Şimdi tam sırasıydı, iş baştan açmış. Evet, şuraları bitirseydik kocasıyla ya. Kocasıyla tanışırsınız. Hadi biraz dedikodu yapalım. Süreyi durdurursan yap. Süreyi durdurursanız. Süreyi durdurdum, siz merak etmeyin. Önemliyeceğim, hallederiz sonra. Evet, sizi dinliyoruz. Ben 3 yaşındayken İstanbul'a yerleştik. 9 yaşındayken eşimin oturduğu binaya taşındım. Dur şimdi, siz Konya'dan, Beyşehir'den 3 yaşında İstanbul'a geldiniz. Aynen, Beyşehir'den İstanbul'a 3 yaşına geldik. Zeytinburnu'da oturduk. Daha sonra 9 yaşındayken Altınşehir'e, Başakşehir'e geldik. Eşimin oturduğu binada oturduk. Oraya taşındık. Yeni geldiğimiz için kimseyi tanımıyordum. Eşimle aynı okuldaydık. Yanına giriyordum, beni ittiriyordu. Sülük gibi yapışma bana, git başımdan. Kızlar gelmiyor senin yüzünden benim kimseyi yanıma. Kimseyi tanımıyorsun da oğlanı niye yakasına yapıyorsun? Ama aynı binadayız, başka kimse yok. Komşu çocuğu He, diye. Komşu çocuğu. O da burnu havada herhalde. Aynen, yanına kızlar gelmiyormuş. Ben onun yanına gittiğim için sürekli beni sirkeleyip atıyordu. Sürekli beni ittiriyordu, git başımdan bilmem ne. Ben de onu tanıdığım için sürekli onun yanına gidiyordum. Ondan sonra biz gene aynı mahallede oturmaya devam ettik. Daha sonra ben liseye başladım, bu sefer benim eşim. Yani benim peşimden ayrılmadı. Ha, bak kaçan kovalanan işte, gördün mü? Bekle, aynen. Ben geliyorum. Tamam, gel. Dayanamadım bu dedikoduya. Şimdi ilkokulda sen adamın yanındasın ama adam seni istemiyor. Aynen, istemedi tamam. Beni. Ha, sürekli okay. Beni... Kadir, biraz güneşe çıksana. Çok güneş vuruyor, bakamıyorum ki yüzüne. Sürekli beni yanından bak, gönderdi. Bak onun derdi, hiç orada rahat oturmayayım ben. Sürekli beni yanından gönderdi. Şimdi Allah'ın işi ya, kaçan kovalanır. Aynen bu öyle. Bu sefer de oğlan senin peşinde, ben, lisede. Ben liseye başladım. Peki siz niye bir aynı okullardasınız? Ama o okumuyordu, o artık babasıyla çalışıyordu. Ben okuyordum sadece. Sen liseye gidiyorsun, o dışarıda. O ilkokuldan... ilk böyle nasıl peşinden koştuğunu anladın. Ya sürekli bizim mahallede, sürekli kapının önünde elinde bir çekirdek boğumu bekliyor bizim eve girmek için. Ya boğuma diyordum, alma bunu eve ya, istemiyorum, midem bulanıyor. Yani gelmesini istemiyordum. Baban o niyetle geldiğini biliyor muydu ki? Bilmiyor, ben zaten İsmail abi, İsmail abi, eşimin adı İsmail, İsmail abi, İsmail abi. Daha sonra askere gitti. Askere gidince biz artık nasıl olduysa Allah'ın işi işte konuşmaya başladık. Görümcem benim numaramı ona vermiş. Bir bahaneyle benim numaramı aldı. Benim numaramı ona verdi. O askerden beni arıyor. Sen büyük konuştun tabii. Miden bulanıyor dedin. Aynen, Allah da sana büyük. O lafını yedirdi. Yedirdi. Daha sonra askerdeyken konuşmaya başladık. Kayınpederimin kulağına gitmiş bu. Kayınpederim bir gün babamı çağırdı. Bir 5 dakika. Bu arada kayınpederimle babam çok samimi arkadaşlar. Çağırdı, babam yukarı çıktı, surat simsiyah. Sen dedi İsmail'le konuşuyormuşsun, onlar seni istemiyorlarmış. Nasıl istemiyorlar? İsmail'le babası mı evet, istemiyor? Evet, demiş ki ben onu istemiyorum. Ben sana bizim köyden deseydin, yeni alacağım. Deseydin, ben senin oğlunu beğendim de sen de beni beğenmiyorsun. Aa, öyle dedim mi? Demem. Ben dedim bana ki... bak, deseydin ki oğlum bütün gün elinde çekilir ki kapıların önünü bekliyor. Yok, bir şey demedim. Bu sefer ben inat ettim. Bu iş olacak dedim. Siz misiniz beni istemeyen? Ben de ocağınıza bak nasıl incir ağacı dikiyorum. Öyledik. İsmail gel beni al. Öyledik. Artık bir şekilde... Kayınbaban istemeye geldiğinde ne dedin? Tuzlu kahveyi ona verseydin. Yok, ona vermedim. Eşime verdim. Ama istedi. Dedi ben böyle böyle bir şeyler demiştim ama dedi oğlum dedi vazgeçmiyor dedi. Ben dedi kızınızı istiyorum. Ha, yani adam yine kendi istediğinden değil oğlunu diretemedi. Aynen oğlunu ama eşime kimi gösterseler diyormuş ki onun dişleri takma. Onun boyu kısa. Sürekli ben de baktılar evlendiremiyor. En sonunda geldiler yani. Biz de ayrılmayınca. Soyumuz kesileceğine bari gelin bu çılın kızını alalım. Zaten 3 kız bir erkekler. Tek erkek evin erkeği. Öylelik aldılar beni. Evlendik. Peki sonra hiç kayınpederinle bu muhabbeti konuştun. Vallahi o laf benim içimden çıkmaz. Adamın önüne çorba bile koyarken o lafı söylerim. Yok, söylemedim. Sen beni beğenmedin ama bak önüne çorbayı gene ben koyuyorum. Yok, söylemedim. Kadir, duymadın mı? 3 tane görümcesi varmış. Görümce? Fitne, fesat, fücur. Üçü bir arada. Evet, 3 tane görümcem var ama uzaklar. Çerkes peki onlar dedi. Onlar hani istiyorlar. Görümce Amerika'da bile olsa dili ama, onun dünyayı dolanır. Ama benim eşim ilk zamanlarda bana çok karışmaya çalıştılar. Eşim aradı, sakın benim aileme hayatınızı sokmayın yoksa ben gelirim sizin aile hayatınızı mahvederim dedi. O anla imbaren kesildi. Heh, adamın bana, ağzını dilini bağlamış güzel. Hiçbir şekilde karışmadılar. Allah razı olsun, onlardan çok memnunum. Öylelik bir maşallah, hikayemiz maşallah. Var maşallah. Yani. Maşallah, kayınpeder haklıymış. Adam baştan görmüş olacakları. Ya kötü müymüşüm? İsmail herkesi darma duman ediyor. Ya İsmail. Kaç senelik evlisiniz? Biz mi? 12 yıllık evliyiz. 12 yıllık ev. Kız sizin herkesle 3 tane kız var. Kaynatanda 3 kız var. Babamda 3 kız var. Babanda 3 kız var. Sende 3 kız var. Aynen. Bilmiyorum bundan sonra olursa erkek olur mu bilmiyorum yani kayınpederim üç kızdan sonra bir erkek. Dışarılara dikkat et de kapının önünde çekirdek yiyen olmasın. Değil mi? Gördün mü yolla gitsin. Aynen kızlara gelir yoksa. Tatlı kızın. Aynen, bu muydu evet. Yani çok güzel eğlence evet, hikaye dediğiniz. Evet. Ben ne dedim ki böyle değişik bir şey olmuş. Hayır kötü klasik değil. Klasik hikaye, kayınpeder istememiş oğlan diretmiş gelmiş almışlar. Tamam. Sonra da belalarını bulmuşlar zaten. Bela bulmadılar, benden çok memnunlar. Ben de değil onlardan mi? Çok memnunum. Buradan onlara kocaman öpücük yolluyorum. Onları kameradan çok seviyorum. Ben de öperim. Hayır normalde de öpüyorum. Görümcelerin ismi ne? Asiye, Hanife, Huriye.
Oh, buradan Asiye'ye, Hanife'ye, Huriye'ye çok çok selam var. Allah sabır versin. Ben geçiyorum içeri. Bir aileyi birbirine katmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.